Herkese merhabalar. Biraz müzik konuşalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Akdoğan. Atatürk'ün sanata ve müziğe olan sevgisini konuşacağız bugün. Çok önemli bir konu. Kısa başlıklarla Atatürk'ün sevdiği sanatçıları, sevdiği şarkıları ve en önemlisi Atatürk'ün müzik alanında yaptığı çalışmalardan bahsedeceğim. Hemen konuya girelim. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olarak ülkenin modernleşmesi ve çağdaşlaşması için birçok reform geliştirmiştir. Ancak Atatürk sadece siyasi ve askeri alandaki değişikliklere odaklanmamış, aynı zamanda sanata ve müziğe de büyük önem vermiştir. Atatürk'ün bu alandaki katkıları ve sanata olan sevgisine şöyle bir bakalım. Müziği hayatın neşesi, ruhu, sevinci ve her şeyi olarak tarif eden Atatürk, müziği ulusal kimliklerin korunması ve tüm dünyaya tanıtılması için etkin bir araç olarak görmekteydi. Şimdi yıl yıl Atatürk'ün müzik alanındaki çalışmalarına şöyle bir göz atalım. Bunu size böyle sıralama olarak madde madde vereceğim. İlk olarak 1924 yılında makamı hilafet mızıkasının İstanbul'dan başkent Ankara'ya getirilerek Riyaseti Cumhur Musiki Heyeti adı altında yeni bir yapıya dönüştürülmesini sağlamış. Yine 1924'te Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun yani Öğretimi Birleştirme Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle genel müzik eğitiminin layık bir temele oturtulmasını sağlamış. Yine aynı yıl Ankara'da Musiki Muallim Mektebi'nin kurulup açılmasını sağlamış. 1925'te müzik öğrenimi için Avrupa'ya yetenekli gençlerin gönderilmeye başlanmasını sağlamış. Yani Türk beşleri olan bestecilerimizin yurt dışına gönderilmesini sağlamış oluyor. 1926 yılında halk müziği ezgilerinin derlenmeye başlamasını ve notaya alınan ezgilerin yayınına geçilmesini sağlamış. Yine aynı yıl 1926'da Batı müziği eklenmiş olan İstanbul'daki Darül Elhan'ın konservatuara dönüştürülmesini sağlamış. İstanbul Belediye Konservatuarı'nda geleneksel Türk sanat müziği eserlerinin saptanmasıyla görevli tespit ve tasnif heyetinin kurulmasını sağlamış ve bu eserleri seslendirmek için konservatuarda icra heyetinin oluşturulmasını sağlamış. 1927 ve 1930 yılları arasında Avrupa'daki müzik öğrenimini tamamlayarak yurda dönen gençlerin Musiki Muallim Mektebi'nde görevlendirilmesini sağlamış. 1928 yılında çok sesli müziğe temel olmak üzere müzik teorisi kitaplarının yayımlanmaya başlamasını sağlamış. 1931'de Balkan Oyunları Müzik Festivali'nin düzenlenmesini sağlamış. 1932'de halk evlerinin kurulması ve halkla bütünleşmek üzere etkinliklerinin başlamasını sağlamış. 1933 ve 34'te ünlü 10. yıl söylevinde Türk müzik kültüründe çağdaşlaşma amacını belirtmesi ve Büyük Millet Meclisi'nin açılış söylevinde evrenselleşmeyi açıkça dile getirip kültürel hedef olarak göstermesi yaşanmış. 1934 yılında ilk Türk operası kabul edilen Özsoy'un Adnan Saygun tarafından bestelenip sahnelenmesi. Yine aynı yıl 1934'te Milli Musiki ve Temsil Akademisi Kanunu'nun çıkarılması. 1935'te müzik alanını da kapsayan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kurulmasını sağlamış. 1936'da Ankara Devlet Konservatuarı'nın kurulması ve öğretime başlanmasını sağlamış. 1937 ve 38 yıllarında Musiki Muallim Mektebi'nin Gazi Terbiye Enstitüsü'ne aktarılarak bağlanmasını sağlamış. 1937'de Türkiye'de bilimsel yöntemle uygulanan en büyük ve en geniş kapsamlı halk ezgileri derleme çalışmalarının başlaması. Yine aynı yıl 1937'de Türkiye'nin ilk büyük halk müziği arşivi olarak Ankara Devlet Konservatuarı'nda Türk Halk Ezgileri Arşivi'nin kurulması ve son olarak 1938'de Ankara'da Askeri Mızıka Okulu'nun kurularak öğretime başlamasını sağlamıştır. Tüm bunlardan ayrı olarak Atatürk, Türk sanat müziği sanatçılarına da çok büyük bir ilgi göstermiştir. Özellikle Münir Nurettin Selçuk, Saadettin Kaynak, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Selahattin Pınar gibi ünlü sanatçılar Atatürk'ün takdir ettiği ve dinlediği sesler arasındaydı. Atatürk'ün müziğe olan sevgisi özel bir yer tutuyordu. Onun tren yolculukları sırasında Necip Celal Andel'in Seyyan Özkay tarafından seslendirilen Yıllar Tangosu'nu dinlemesi, onun müziğin her dalıyla yakından ilgilendiğinin bir göstergesidir. En çok sevdiği şarkılar arasında Dağlar Dağlar Viran Dağlar, Köşküm Var Derya'ya Karşı, Vardar Ovası, Kırmızı Gül'ün Alı Var, Alişim'in Kaşları Kare, Mani Oluyor Halimi Takrire Hicabım, Bülbülüm Altın Kafeste, Kimseye Etmem Şikayet, Şahane Gözler, Havada Bulut Yok, Cana Rakibi Handan Edersin, Yanık Ömer gibi şarkılar ve türküler bulunuyordu. Onun bize kattıklarını 5 dakikada anlatmak çok mümkün olmasa da onun güzel sözleriyle bu yayını tamamlamak istiyorum. Sanat, güzelliğin ifadesidir.
Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgiyle olursa müzik, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Sanatçı, toplumda uzun çalışma ve uğraşlardan sonra alnında ışığı ilk hisseden insandır gibi sözleriyle sanat ve sanatçıyı sonuna kadar destekleyen Atatürk ve silah arkadaşlarını Cumhuriyetimizi bize bahşettiği için sonsuz şükran ve sevgiyle anıyorum. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.